Okay. Good morning. I had a good conversation with Mr. Anastasiadis. Liderler arasında son günlerde başlayan federal devletin oluşumu tartışmasına Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Esman Bart Aydede katıldı. Ayda bugün Kıbrıs'ta Rum lider Nikos Anastasiadis'le görüşmesi sonrasında basının sorusu üzerine federal devletin oluşumu ile ilgili 11 Şubat 2014 ortak açıklamasına atıfta bulunarak ortak deklarasyonda bu açıklığa kavuşturulmuştu dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Ayde bugün Kıbrıs'ta Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüştü. Ayde Başkanlık Sarayı'nda yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Esben Bart Ayde, bu dönemde çözümün ekonomik yönü üzerinde ve daha önce hiç böylesi yapılmamış bir istişare yapıldığını söyledi. Bir soruya yanıt veren Ayde, Kıbrıs sorununun olası bir çözümünün finanse edileceği bir dizi araç ve garantiler gibi çeşitli katmanların karma birleşimi arandığını söyledi. Ayde, Kıbrıs'ta Rum müzakereci Andreas Mavroyannis'in ve Kıbrıs'ta Türk müzakereci Özdin Nami'nin pazartesi günü bir araya geldiklerini ve çarşamba günü yeniden bir araya geleceklerini belirtti. İki müzakerecinin geçen hafta Brüksel'de yaptıkları temaslara da değinen Ayde, görüşmeyi tarihi olarak niteledi ve geçmişte böyle bir şekilde görüşme yapılmamıştı dedi. Ayde, müzakerecilerin Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker dahil üst düzeyde görüşmelerde bulunduklarını söyledi. Her iki müzakerecinin Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'ta yapılan çalışmaları desteklediği konusunda yalnız siyasi açıdan değil, teknokrat açısından da güvenceler aldıklarını ifade eden Ayde, adanın kuzeyinde topluluk müktesebatının tamamen uygulanması hazırlıklarını örnek olarak verdi. Kıbrıs sorununun çözümünün mali yönüyle ilgili bir soruya Ayde, ülkelerden bağış sağlanması, özel sektörün yatırım yapması ve çeşitli alanlardan garantilerin sağlanması gibi Kıbrıs sorununun olası bir çözümünün finanse edileceği çeşitli katmanların karma birleşimi arandığı yanıtını verdi. Ayde, Birleşik bir Kıbrıs'ın özel yatırımcıları çekeceğini ifade ederek her iki toplumun liderlerinin aynı görüşü paylaştıklarını söyledi. Birleşik Kıbrıs'ın Kıbrıs Cumhuriyeti'nin dönüşümünün sonucu olup olmayacağı ile ilgili bir soruya da Ayde, iki lider arasında 11 Şubat 2014 tarihindeki ortak metne atıfta bulunarak söz konusu belgenin tüm tartışmaların temeli olduğu yanıtını verdi. I am not going to make any further. I mean, this has been discussed in the joint declaration of 11th of February 2014, and the joint declaration is a premise for our discussion. That's been clear all the time. So I've been a little bit surprised that this has been an issue again. I don't see this as something that will be very difficult at the end of the day. Esben Bart Ayde'nin sözünü ettiği 11 Şubat 2014 deklarasyonunda Birleşik Kıbrıs Federasyonu çözüm ve bu çözümün ayrı ancak eş zamanlı referandumlarda onaylanmasının neticesinde ortaya çıkacaktır. Federal Anayasa, Birleşik Kıbrıs Federasyonu'nun eşit statüde iki kurucu devletten oluşacağını saptayacaktır ifadesi yer almıştı.